17 yaşında bir kız okula gitmek üzereydi. Ancak okula hiç gelmedi. Polis kısa süre içinde olaya dahil oldu. Çok beklenmedik bazı gerçekleri ve ipuçlarını oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkarmayı başardılar. Sonunda tüm bunlar gizemi çözmelerini sağladı ve dava çözüldü. Ancak finali tüm ülkeyi öfkelendirdi. 50'ye 2002 yılında küçük bir İngiliz kasabası olan Calne'de doğdu. Geniş ve arkadaş canlısı bir ailesi vardı. Anne babası ve ağabeyinin yanı sıra çok sayıda akrabası da onların yakınında yaşıyordu ve hepsi de birbirlerine çok yakındı. 50'ye çocukluğundan itibaren hayvanları, özellikle de atları çok severdi. Ailesi onu düzenli olarak çiftliğe götürüyordu ve bir noktada kızlarına bir midilli almaya karar verdiler. Binicilikle uğraşmaya başladı, çeşitli yarışmalarda performans sergiledi ve bu yönde iyi sonuçlar elde etti. Gelecekte 50'ye, psikoloji fakültesinde üniversiteye gitmek ve ardından at polisinde bir iş bulmak istiyordu. 2019'un başında, 17 yaşındayken, 50'ye okuldaki son yılını bitiriyordu. Orada çok sayıda arkadaşı vardı. Çünkü kız her zaman herkesle iyi geçinmeye ve herhangi bir çatışmadan kaçınmaya çalıştı. Buna ek olarak, yılın başında 50'nin sınıf arkadaşı ona çıkma teklif etti ve çıkmaya başladılar. 3 Mayıs günü 50'ye her zamanki gibi erkenden uyandı ve okul için hazırlanmaya başladı. O gün ilk dersi yoktu. Bu yüzden sadece birkaç ders için öğlen saatlerinde okula gitmesi gerekiyordu. Onu alması için bir arkadaşını ayarladı. İşe gitmiş olan anne ve babasıyla vedalaştı ve beklemeye başladı. Birkaç saat sonra arkadaşına mesaj atarak o gün okula gitmemeye ve evde kalmaya karar verdiğini söyledi. O da arkadaşına onu almamasını söylemiş. Arkadaşı, 50'nin sadece birkaç ders için gelmek istemediğini düşündü, bu yüzden onsuz gitti. Öğleden sonra saat 3:00 sularında 50'nin babası işten eve geldi. Mutfağa girdiğinde yürek parçalayıcı bir manzarayla karşılaştı. Kızı yerde yüzüstü yatıyordu ve etrafında büyük bir kan lekesi vardı. Adam şoktaydı ve ilk düşüncesi 50'nin düşüp başını çarpmış olabileceğiydi. Ancak daha sonra baba mutfağın her yerinde kan izleri olduğunu fark etti. Ayrıca kızının boynunda bir bıçak olduğunu ve ellerinin bıçağın sapına kilitlenmiş olduğunu fark etti. Adam bir ambulans çağırdı ve operatörün talimatlarına uyarak 50'ye ilk yardım yapmaya çalıştı. Ancak kız herhangi bir yaşam belirtisi göstermedi ve babası onun çoktan öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen doktorlar sadece kızın öldüğünü söyleyebilmiş ve kızın en az 4 saattir ölü olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca doktorlar kızın vücudunda, çoğunlukla boyun bölgesinde olmak üzere çok sayıda bıçak yarası tespit etmişlerdir. Polis memurları kendilerine kızlarının öldürüldüğünü söylediğinde, kızın babası bir süre daha bu bilgiyi kabul etmeyi reddetti. Hala şok halindeydi ve 50'nin bir tür kaza geçirdiğini düşünmeye devam ediyordu. Ceset tıbbi uzmanlara teslim edildikten sonra, neler olduğuna dair daha da fazla bilgi elde edildi. Boynundaki çok sayıda bıçak yarasına ek olarak boğulma izleri de buldular. Ayrıca 50'nin saldırganla mücadele etmeye çalıştığını gösteren çok sayıda savunma yarası da buldular. Adli tıp uzmanları olay yerini incelerken, polis memurları da soruşturmaya başladı. Kurbanın ailesini karakola getirdiler ve kızlarına zarar vermek isteyebilecek biri olup olmadığını sordular. Düşündükten sonra ikisinin de aklına tek bir isim geldi, Tom. 50'ye ve Tom sadece birkaç ay önce çıkmaya başlamışlardı ve 50'ye ilk başta bu konuda heyecanlıydı. Daha önce hiç ilişkisi olmamıştı ve Tom harika birine benziyordu. Mükemmel bir öğrenciydi, spor yapıyordu ve okulun rugby takımındaydı. Buna rağmen ilişkileri oldukça hızlı bir şekilde kötüleşmeye başladı. Thomas neredeyse tüm zamanını 50 ile geçirmek istiyordu ve bu konuda her geçen gün daha da ısrarcı oluyordu. 50'nin final sınavlarına çalışması, midillilerini tımar etmesi ve eğitmesi gerekiyordu. Sonuç olarak,
Thomas'ın davranışları gözle görülür şekilde kötüleşti. Ellie'ye kızıyor, onunla vakit geçirmek istemediği için onu azarlıyor ve sürekli onu kontrol etmeye çalışıyordu. Gün boyu onu arıyor ve mesaj atıyor, ardından da her seferinde ona anında yanıt veremediği için içerliyordu. Kızın ailesi Tom'un kız üzerinde kötü bir etkisi olduğunu düşünüyordu. Onları ziyarete geliyordu ve çoğu zaman sessiz kalıyordu, bu da onlara garip geliyordu. Ellie ise tam tersine çok sosyal bir insandı, bu yüzden ebeveynler ilişkilerinin uzun sürmeyeceğini düşündüler. Ve öyle de oldu. Çıkmaya başladıktan sadece birkaç ay sonra, Ellie ondan ayrılmak istediğini düşünmeye başladı. Thomas'ın davranışlarının kendisini giderek daha fazla rahatsız etmesinin yanı sıra, bu aşamada tüm enerjisini sınavlara hazırlanmaya ve üniversiteye gitmeye odaklaması gerektiğine karar verdi. Sonunda ondan ayrılmaya karar verdi ve bunu Tom'a ölümünden sadece bir gün önce, 2 Mayıs'ta söyledi. Polis ayrıca Ellie'nin arkadaşlarıyla da konuşarak ayrılıkla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Kız onlara Thomas'ın bu kararı çok olumsuz karşıladığını söyledi. Onu ilişkiyi sürdürmeye ikna etmeye çalışmış, sürekli arayıp buluşmak istemiş ama Ellie'ye görüşmeyi reddetmiş. Ortak arkadaşları da Thomas'ın ayrılıktan bu yana çok değiştiğini söylemiş. Tam da o gün, sosyal medya hesabında son birkaç günün kendisi için çok zor geçtiğini açıkladığı bir gönderi paylaştı. Ellie'den ayrılmasının yanı sıra, babasına yakın zamanda kanser teşhisi konmuş ve teyzesi vefat etmişti. Thomas yazısının sonunda tüm bunlarla başa çıkmakta zorlandığını ve bir okul danışmanıyla görüşmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Bu yayından sonra kendisiyle temasa geçildi ve ona destek olmak istediklerini söylediler. Onunla iletişim kurduktan sonra, genç adamın gerçekten de depresif bir durumda olduğunu fark ettiler. Polis, Ellie'nin arkadaşlarına Thomas'ın ona zarar vermiş olup olamayacağını sorduğunda, buna inanmayı reddettiler ve olasılığı reddettiler. Tüm bu bilgileri alan müfettişler Thomas'la konuşmaya karar verdiler, ancak bunu yapmadan önce kurbanın akıllı telefonunu incelediler ve sabah ona yazdığını ve kendisiyle buluşmasını istediğini gördüler. Polis memurları genç adamın evine giderek o sabah nerede olduğunu sordular. Thomas, annesinin kendisini okula götürdüğünü, ancak ayrılık ve diğer sorunlar nedeniyle çok üzgün olduğunu, bu yüzden dersleri asmaya karar verdiğini söyledi. Çocuk bunun yerine annesinin gitmesini beklemiş, otobüs durağına kadar yürümüş ve eve geri dönmüş. Yolda öğretmenine de bir mesaj göndererek derse katılamayacağını bildirmiş. Thomas bundan sonra evden çıkmadığını, ev ödevlerini yaptığını ve günün geri kalanında dinlendiğini söyledi. Konuşma sırasında polis memurlarına Ellie'nin iyi olup olmadığını sordu ve onlar da Ellie'nin öldüğünü söylediler. Konuşmayı bitirdikten sonra müfettişler annesinin evine gittiler ve burada onları ilginç bir sürpriz bekliyordu. Kadın, oğlunu gerçekten de okula bıraktığını, ancak daha sonra eve döndüğünü ve Thomas'ın orada olmadığını doğruladı. Polis memurları genç adamla tekrar konuştu. Annesinin okuldan kaçtığını öğreneceğini, bu yüzden bir dolaba saklandığını ve annesinin işe gitmesini beklediğini söyledi. Polis memurları yüzünde yeni çizikler fark etti. Bu çiziklerin kaynağı sorulduğunda Thomas kendini çizdiğini iddia etti. Ancak tıp uzmanlarının Ellie'nin saldırganla mücadele etmeye çalıştığı sonucuna vardığı göz önüne alındığında müfettişler buna inanamadı. Yaraları pekala saldırı sırasında oluşmuş olabilir. Yetkililer Ellie'nin komşularıyla görüştü ve içlerinden biri sabah saatlerinde kızın evine doğru yürüyen bir adam gördüğünü, ancak mesafe nedeniyle adamın yüzünü ya da diğer özelliklerini seçemediğini söyledi. Komşu, adamın giydiği kıyafetleri tarif etti. Polis Thomas'ın mazeretini kontrol etmeye karar verdi ve akıllı telefonunun konumuyla ilgili verileri istedi. Genç adamın gerçekten de okuldan eve döndüğünü tespit ettiler, ancak hikayesiyle ilgili güçlü tutarsızlıklar buldular. Saat 10.50'de Thomas'ın telefonu evdeki Wi-Fi bağlantısını kesmiş ve Ellie'nin evine doğru yönelmiştir. 3 dakika sonra,
Akıllı telefonu Ellie'nin evinin yakınlarındaydı ve bir saat boyunca orada kaldı. Saat 11:51'de telefon tekrar Thomas'ın evine doğru hareket etmeye başladı ve birkaç dakika sonra Wi-Fi'ye bağlandı. Polis, genç adamın Ellie'nin evinden birkaç kilometre uzaklıktaki komşu bir köyde yaşadığı için bu mesafeyi yürüyerek sadece 3 dakikada kat edemeyeceğini anladı. Müfettişler güzergah boyunca kamera kayıtlarını araştırmış ve ailesine ait gümüş, renkli bir Ford Focus görmüşlerdir. Aracın hareketleri Thomas'ın telefonuyla eşleştiği için müfettişler, sürücünün o olduğu sonucuna vardılar. Kameralar aynı aracın Thomas'ın evinden tekrar uzaklaştığını ve 18 dakika sonra tekrar geri döndüğünü de kaydetti. Müfettişler tam olarak nereye gittiğini söyleyebilecek herhangi bir kamera bulamadılar, ancak Thomas'ın bulunmuş olabileceği yaklaşık alanı belirleyebildiler. Memurlar, genç adamın orada sadece bir dakika durmuş olabileceği düşüncesiyle arama yapmak üzere oraya gittiler. Memurlar onun bazı kanıtları imha ediyor olabileceğini tahmin ettiler. Bu Thomas'ın evini aramak için yeterliydi. Polisler ona o sabah giysilerinin nerede olduğunu sordular. Genç adam onları çamaşır makinesine attığını söyledi. Memurlar analiz için eşyalara el koydu ve kan izleri bulunan ayakkabılarını da uzmanlara teslim etti. Thomas botları yıkamaya çalışsa da uzmanlar, kan kalıntılarından DNA örneği almayı başardı. Analizler, tıpkı ormanda bulunan paçavralardaki kan gibi bu kanın da Ellie'ye ait olduğunu gösterdi. Thomas'ın kıyafetlerinin, Ellie'nin evinin yakınında bir adam gören komşusunun tarifine uyduğunu da belirtmek gerekir. Tüm bunlar, diğer kanıtlarla birlikte, neler olduğuna dair oldukça ayrıntılı bir resim oluşturdu. Ancak müfettişler, Thomas'ın cinayeti işlemeyi planladığına inanıyor. Annesi onu okula bıraktıktan sonra hemen eve giden otobüse binmiş, bir dolaba saklanmış ve annesinin gitmesini beklemiştir. Daha sonra aile arabalarının direksiyonuna geçmiş ve Ellie'nin evine gitmiş. Görünüşe göre kız onu içeri almış. Belki de Thomas sadece konuşmak istediğini söylemiş ve kendilerini mutfakta bulmuşlardır. Daha sonra, adli tabibin raporuna göre, adam kurbanı boğmaya çalışmış. Bu sırada çok sayıda çizik almış. Ancak onu bu şekilde öldürmeyi başaramayınca mutfak bıçağını kapmış ve 13 kez bıçaklamış. Sonraki bir saat boyunca Thomas, mutfaktaki kanlı bezler ve izlerden de anlaşılacağı üzere olay yerini temizlemeye çalıştı. Daha sonra bu bezleri bir çöp torbasına koymuş ve spor ayakkabılarını lavaboda yıkamaya çalışmış, burada da kan izleri bulmuştur. Daha sonra parmak izlerini silmek amacıyla bıçağı mutfak önlüğüyle silmiş ve önlüğü poşetin içine atmıştır. Daha sonra bıçağı Ellie'nin eline yerleştirmiş ve boynuna doğru yaklaştırmıştır. Görünüşe göre bu sayede polisin kızın her şeyi kendi başına yaptığını düşüneceğini ve onu aramayacağını umuyordu. Bir başka olağan dışı keşif de Ellie'nin bir arkadaşına gönderdiği ve okula gitmeyeceğini ve alınmamasını istediği bir mesajdı. Müfettişler bu mesajın kızın ölümünden sonra gönderildiği sonucuna vardı. Görünüşe göre Thomas kızın iPhone'unu almış, Ellie'nin parmağıyla kilidini açmış ve mesajı kendisi yazmış. Ama Thomas'ın maceraları burada bitmedi. Kıyafetlerini yıkadıktan ve kanıt torbasını ormana attıktan sonra komşusuyla karşılaştı ve onu okula bırakmasını istedi. Orada kalan derslerine devam etti, arkadaşlarıyla sosyalleşti ve okul hemşiresine uğradı. Hemşireye sonuncusunun nasıl? Çok zor olduğunu ve tüm bunlarla başa çıkmakta zorlandığını söyledi. Sonunda hemşire annesini aramaya karar verdi ve annesi Thomas'ı eve götürdü. Bundan sonra, Ellie ile ayrılıktan ve diğer sorunlardan bahsettiği o gönderiyi sosyal ağında paylaştı. O sırada kızın cesedi henüz bulunmamıştı ve polis tüm bu eylemlerle adamın sadece kendisi için bir mazeret yaratmaya çalıştığına inanıyordu. Polisin tüm bu bilgileri toplaması sadece birkaç saat sürdü ve aynı günün akşamı 17 yaşındaki çocuk cinayet şüphesiyle tutuklandı. Thomas cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu inkar etmeye devam etti
ve dava mahkemeye taşındı. İlk duruşma 29 Ağustos'ta, cinayetten 4 ay sonra gerçekleşti ve bu kez Thomas aniden ifadesini değiştirmeye karar verdi. Yargıcın karşısına çıktı ve Ellie'yi öldürdüğünü itiraf etti. Ancak burada bir nüans vardı. Yeni ifadesine göre, o sabah Ellie'nin evine bir sınava çalışmak için gitmişti. Ders çalışırken aralarında bir tartışma çıkmış ve ondan sonra genç adam neredeyse hiçbir şey hatırlamamıştı. Onu boğmaya çalıştığına dair belli belirsiz anıları olduğunu, ancak diğer tüm eylemlerin hafızasından tamamen silindiğini söyledi. Savcılık bu versiyona katılmayarak açık tutarsızlıklara işaret etti. Öncelikle, Ellie onunla herhangi bir ilişkiye devam etmek istemiyordu. Tüm arkadaşları ve ailesi bunu biliyordu. Bu nedenle, sınavlara birlikte çalışmakla ilgili versiyon oldukça şüpheli görünüyordu. Özellikle de bir arkadaşının yakında Ellie'yi almaya geleceği gerçeği göz önüne alındığında. İkinci olarak, hafıza kaybı genç adamın olay yerini temizlemek için bir saat harcamış olduğu gerçeğiyle uyuşmuyordu. Dahası, cinayet silahını Ellie'nin eline vererek sanki kendisi yapmış gibi göstermeye çalışmıştır. Daha sonra okulda kendine bir mazeret yaratmak için biraz zaman harcadı ve ayrıca tüm kıyafetlerini yıkamaya çalıştı. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, mahkeme savcılığın yanında yer aldı ve Kasım 2019'da Thomas cinayetten suçlu bulundu. Hüküm giymeden önce son bir konuşma yaparak Ellie'nin yakınlarından özür diledi ve yaptıklarından dolayı gerçekten üzgün olduğunu söyledi. Ancak duruşmanın sonunda başka bir sorun ortaya çıktı. Cinayet sırasında 17 yaşındaydı ve bu da cezasını etkiledi. Yargıç onu sadece 12 yıl sonra şartlı tahliye ile ömür boyu hapse mahkum etti. Ayrıca suçun vahşeti nedeniyle bu cezaya 5 yıl daha ekledi. Böylece Thomas 34 yaşında serbest kalma fırsatına sahip olacak. Bu ceza sadece kurbanın ailesinde değil, ülkedeki pek çok kişide de infial yarattı. İnsanlar tahammüden cinayet işleyen bir katilin nasıl bu kadar kısa bir cezayla kurtulabildiğini merak etti. Ancak hiç kimse mahkemenin kararını etkileyemedi. Ellie'nin babası, bu cezanın Thomas'ın serbest bırakılmasından sonra onun kurbanı olabilecek diğer kadınları tehlikeye attığını söyledi. Adam, Thomas'ın toplum için tehlike arz eden bir psikopat olduğuna inanıyor. Eğer serbest bırakılırsa, genç adam hayatının geri kalanında hapishaneden çıkarılmamalıdır. Bu adaletsizlik, Ellie'nin ailesini önümüzdeki birkaç yılı mevcut mevzuatta değişiklik yapmaya adamaya sevk etti. 2021 yılında ilerleme kaydetmeyi başardılar. Yetkililer, çocuk katillerinin artık 27 yıla kadar hapis cezası alabileceği Ellie yasasını imzaladı. Ne yazık ki tüm bunlar, eski yasalara göre hüküm giymiş olan Thomas'ı artık etkilemeyecekti. Kurbanın ailesinin elde edebildiği tek şey, Thomas'ın serbest bırakıldıktan sonra, gelecekte benzer suçlar işlemesini önlemeye yardımcı olacağı umuduyla, uzun bir terapi sürecinden geçmesini zorunlu kılmak oldu. O zamandan beri Ellie'nin ailesi, kızlarının anısına düzenli olarak etkinlikler düzenliyor ve çocukları onun atlarına binmeye davet ediyor. Annesi bu etkinliğin kayıplarının acısını biraz olsun hafifletmeye yardımcı olduğunu, çünkü ata binmenin Ellie'nin en büyük tutkusu olduğunu söyledi. Bir kız çocuğu annesiyle birlikte, beyzbol maçı izlemek için küçük bir stadyuma gitti. Yetişkinler tribünde otururken, kız annesinden sadece birkaç düzine metre uzakta diğer çocuklarla oynamaya gitti. Kadın onu tribünden izledi. Ancak sadece birkaç saniyeliğine arkasını döndüğünde kızını hiçbir yerde bulamadı. Polis hemen olaya müdahil oldu ve soruşturmanın ilk günlerinden itibaren çok korkutucu gerçeklere ulaşmayı başardı. Buna rağmen kızın akıbeti neredeyse 30 yıl boyunca bilinemedi. Polis ancak birkaç yıl önce beklenmedik bir şekilde gizemi çözebildi. Morgan Nick 12 Eylül 1988'de Amerika'nın küçük bir kasabası olan Ozark, Arkansas'ta dünyaya geldi. Kızın doğumundan kısa bir süre sonra ailesinin bir oğlu ve bir yıl sonra da bir kızı oldu.
Morgan erkek ve kız kardeşiyle iyi anlaşıyordu. Saatlerce birlikte oynamayı severlerdi ve küçük çocuklar da hep onu örnek alırdı. Okumayı yeni öğrendiği zamanlarda Morgan çocuk kitapları üzerinde çalışır, yatmadan önce onları okurdu. Morgan hayvanları da çok seviyordu ve küçük yaşına rağmen ailesine büyüdüğünde veteriner olmak istediğini söylemişti. Ayrıca Morgan ilkokuldayken diğer kızlarla birlikte el işleri yaptıkları, doğa yürüyüşlerine çıktıkları ve genellikle iyi vakit geçirdikleri izci kızlara katıldı. 6 yaşındayken Morgan'ın anne ve babası boşanmaya karar verdi. Ancak çocuklar babalarıyla çok zaman geçirmeye devam ettiler. 1995'in yaz başında, aile dostları Morgan'ın annesini, çocuklarının Alma adlı komşu bir kasabada yapılacak olan beyzbol maçına davet etti. Kadın ilk başta reddetmeyi düşündü. Cuma gecesiydi ve stadyuma yaklaşık 45 kilometre yol gitmesi gerekiyordu. Ama sonunda daveti kabul etmeye ve Morgan'ı da yanında götürmeye karar verdi. Kadın, kızın orayı sevebileceğini ve birlikte harika bir akşam geçireceklerini düşündü. 9 Haziran akşamı anne küçük çocuklarını büyük annelerine bıraktı ve arabayla stadyuma gitti. Oldukça küçük olmasına rağmen, maça katılanların ebeveynleri ve tanıdıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişi maça geldi. Kadın arkadaşlarını buldu ve kızıyla birlikte maçı izlemek için oturdular. Ancak Morgan bu gösteriden çabucak sıkıldı. Bir süre sonra tanıdığı iki çocuğu fark etti. Onu stadyumun yakınında kendileriyle oynamaya ve ateş böceklerini yakalamaya davet ettiler. Ancak annesi ilk başta gitmesine izin vermek istemedi. O sırada dışarısı çoktan kararmıştı ve bu şehri ilk kez ziyaret ediyorlardı. Bu nedenle kadın başına bir şey gelmesinden endişe ediyordu. Buna rağmen kadının tanıdıkları, çocuklarının her zaman stadyumun yakınında oynadıklarını ve korkacak bir şey olmadığını söyleyerek ona güvence verdiler. Sonunda kadın Morgan'ın gitmesine izin verdi ve kız diğer çocuklarla birlikte kaçtı. Küçük bir tepenin yanında, annesinin görebileceği bir yerde durdular ve annesi belli aralıklarla kızına göz kulak oldu. Yaklaşık 15 dakika sonra beyzbol oyunu sona erdi ve oyuncular ailelerinin yanına dağılmaya başladı. Morgan'ın annesinin dikkati sadece birkaç saniyeliğine dağılmıştı ve kızının oynadığı yere tekrar baktığında, kız artık orada değildi. Aynı anda Morgan'ın yanında bıraktığı iki çocuk da tribünlere, ailelerine doğru yürüyordu ama Morgan onlarla birlikte değildi. Kadın onlara yaklaştı ve kızının nerede olduğunu sordu. Çocuklar stadyuma dönmeden önce, maç sırasında ayakkabılarında biriken kumları temizlemeye karar verdiklerini söylediler. Otoparktaki arabalardan birine doğru yürümüşler ve arabaya tutunarak ayakkabılarını silkelemeye başlamışlar. Morgan arabanın arkasında, diğer çocuklar ise önünde durdu. Ayakkabılarıyla işleri bittikten sonra stadyuma doğru ilerlediler. Ancak Morgan hiçbir yerde görünmüyordu. Arkadaşları, kızın annesini arabalarının yanında beklemeye karar verdiğini düşündüler, bu yüzden onu beklemediler ve gittiler. Kızın annesi otoparka doğru baktı ve arabasını gördü ama Morgan orada değildi. Yaklaşıp içeri bakmış ama yine de kızını bulamamış. Kadın paniklemeye başladı ve kızının kayboluşuna ışık tutacaklarını umarak o çocuklara geri döndü. Çocuklar maç sırasında otoparkta bir adam gördüklerini söylediler. Adam kırmızı bir kamyonetin yanında duruyor ve ara sıra onlara doğru dönerek stadyuma doğru bakıyordu. Hatta bir noktada çocuklara yaklaşıp onlara bir şeyler söylemiş ama çocuklar ne dediğini hatırlamıyorlar. Çocuklar sadece adamın bir tür taşra aksanı olduğunu söylediler. Bu adamın kızının kaybolmasıyla bir ilgisi olabileceğini düşünen Morgan'ın annesi, derhal polise başvurmaya karar verdi. 6 dakika sonra polis memurları stadyuma geldi ve yaptıkları ilk şey, kaybolmadan önce kızın yanında olan çocuklarla konuşmak oldu. Bu konuşma sırasında polis, stadyumun yakınında duran adam hakkında onlardan daha fazla ayrıntı aldı. Tüm ifadeleri bir araya getiren müfettişler, adamın 23 ila 30 yaşlarında,
yaklaşık 180 santimetre boyunda, orta yapılı, küçük sakallı, bıyıklı ve siyah saçlı beyaz bir adam olduğunu belirledi. Çocuklar adamın aracını da oldukça iyi hatırlıyorlardı. Arkasına beyaz bir karoser monte edilmiş, Arkansas plakalı eski kırmızı bir kamyonetti. Bu durum polis memurlarına çok şüpheli göründü. Çünkü böyle bir ceset bırakın bir çocuğu, bir yetişkine bile rahatlıkla sığabilirdi. Bir başka gariplik de cesedin kamyonetten çok daha kısa görünmesiydi. Yani bu model bir araç için uygun değildi. Bu nedenle, söz konusu adamın Morgan'ın kaybolmasıyla doğrudan bir bağlantısı olabileceği ve cesedi kaçırma amacıyla kullanmış olabileceği yönündeki şüpheler daha da güçlenmeye başladı. Tüm bunlara ek olarak, çocuklar adamın üzerinde sadece kot pantolon olduğunu ve dış kıyafet giymediğini de eklediler. Memurlar hemen otoparkın etrafına baktılar ancak benzer bir araç bulamadılar. Çocuklarla konuştuktan sonra, orada bulunan ve henüz dağılmamış olan herkesi sorgulamaya başladılar. Ancak bu kişilerin hepsi maçı izliyordu ve hiçbiri o akşam garip ya da şüpheli bir şey hatırlamıyordu. Stadyum yakınlarında yapılan aramalardan da bir sonuç alınamayınca memurlar şehrin sokaklarını aramaya koyuldu. Tüm çabalarına rağmen o gece Morgan'dan hiçbir iz yoktu. Annesi keder ve şoka girmişti. Eve gitmeyi reddetti ve sabaha doğru geceyi itfaiye istasyonunda geçirdi. Ertesi gün, arama çalışmaları yenilenmiş bir güçle devam etti. Kızın kaybolduğuna dair bilgi mahallede yayıldı ve düzinelerce gönüllü polisle temasa geçti. Çok geçmeden FBI ve eyalet polisi de olaya dahil oldu. Havadan arama yapmak için helikopterler tahsis ettiler ve Morgan'ın arkadaşlarının ifadelerine dayanarak kaçıran kişinin sözde bir portresini çizdiler. Bu profili, kızın fotoğraflarıyla birlikte, birilerinin adamı teşhis edebileceği umuduyla şehirde ve civardaki topluluklarda dağıtmaya başladılar. Polis olaya ilk dahil olduğunda, kızın büyük olasılıkla otoparktan ayrıldığını ve bir yerlerde kaybolduğunu düşündü. Ancak kaybolmasının üzerinden neredeyse 24 saat geçtikten sonra, böyle bir senaryoda kızın çoktan bulunmuş olacağı herkes tarafından anlaşıldı. Buna ek olarak, ertesi akşam polis, kendileriyle çok rahatsız edici hikayeler paylaşan ebeveynlerden mesajlar almaya başladı. Bir kadın, beyzbol maçından saatler önce kimliği belirsiz bir adamın 4 yaşındaki kızını kırmızı kamyonetine çekmeye çalıştığını söyledi. Tüm bunlar kadın içerideyken ve kızı dışarıda dururken bir Walmart çamaşırhanesinin dışında gerçekleşmiş. Anne hemen kızının yanına geldi ve adam uzaklaştı. Kadın müfettişlere Morgan'ı kaçıran kişinin profiline uyan bir adam tarifi verdi. Kızın kaybolmasından bir gün sonra, alma yakınlarındaki Fort Smith'te bir tanık polise başvurdu. Görgü tanığı, bir adamın 9 yaşındaki kızı umumi bir tuvalete çekmeye çalıştığını, ancak kızın adamdan kaçmayı başardığını görmüştü. Yine adamın tarifi Morgan'ın arkadaşlarının verdiği robot resme uyuyordu. Tüm bunlar, kızın kaybolmasının ardında daha önce de defalarca başka kurbanları kaçırmaya teşebbüs etmiş, hatta bunu başarmış bir adamın olabileceğini gösteriyordu. Polis memurları, tanıkların tarifine uyan kırmızı bir kamyonet bulmaya odaklandı ve ayrıca yakın kasabalarda daha önce hüküm giymiş sakinleri araştırmaya başladı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca müfettişler olası şüpheliler hakkında yüzlerce ipucu aldılar, ancak kontroller sırasında ya bu kişilerin olaya karıştıklarını tespit edemediler ya da tam tersine bu kişilerin suçu işlemiş olamayacakları sonucuna vardılar. Aynı zamanda müfettişler stadyum çevresini taramaya devam ederek teorik olarak delil olabilecek çeşitli eşyalar topladılar. Birkaç sigara izmariti, şişe ve başka nesneler buldular, bunları DNA analizi için laboratuvara gönderdiler. Ancak sonuçta polisin bu nesnelerin kızın kaybolmasıyla bir ilgisi olup olmadığı konusunda hala bir fikri yoktu. Kırmızı kamyonete gelince, polis departmanı farklı şehirlerden ve hatta komşu eyaletlerden benzer araçları gören tanıklardan yaklaşık 250 çağrı aldı. Sorun, çok sayıda eyalet sakininin benzer modeller kullanıyor olması ve bunlardan binlerce bulunmasıydı. Müfettişler araç sahiplerinin her birini kontrol etmeye çalıştı.
ancak burada bile herhangi birinin olaya karıştığına dair herhangi bir kanıt bulamadılar. Bu durum 2 hafta boyunca devam etti. Ta ki polis beklenmedik bir telefon alana kadar. Almadan 3 saat uzaklıkta bulunan kasabanın bir sakini evindeydi. Bir adamın arabasına binmeye çalıştığını fark etti. Ev sahibi o yöne doğru yöneldi ve saldırgan hemen kaçtı. Ancak tanık, adamın yanında elinden tuttuğu küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü. Kendisine şüphelinin robot resmi gösterilmiş ve arabasına binmeye çalışan saldırganın şüpheliye, küçük kızın da Morgan'a çok benzediğini teyit etmiştir. Müfettişler hızla 10 kilometre karelik bir alanda büyük bir operasyon düzenleyerek birkaç düzine polis görevlendirdi. Morgan'ın ailesi kızlarının kurtarılacağını umarak hemen ilçeye gitti. Polis memurlarıyla birlikte yüzlerce gönüllü tüm kasabayı ve çevresini aramaya başladı. Helikopterler bölgeyi havadan taradı ve arama köpekleri kızın eşyalarından izini bulmaya çalıştı. Tüm bunlar 16 saat boyunca devam etti. Ancak Morgan'ı bulamadılar. Sonuç olarak, polis tanığın doğruluğundan şüphe etmeye başladı. Adamla 2 kez yalan makinesi mülakatı yapıldı ve her ikisinde de operatör adamın yalan söylediği sonucuna vardı. Adam sözlerinin doğruluğu konusunda ısrar etti ama sonunda tüm hikayeyi uydurduğunu itiraf etti. Daha doğrusu, arabasına binmeye çalışan birini gördüğünü, ancak kişinin yüzüne tam olarak bakamadığını ve yanında bir kız olmadığını söyledi. Adam sonunda, neredeyse bütün bir günün ve binlerce dolarlık bütçenin kaybına neden olan yalan beyanda bulunmaktan tutuklandı. Herhangi bir ceza alıp almadığı belirtilmedi. Ancak genellikle bu tür eylemler için büyük bir para cezası veya küçük bir hapis cezası verilebilir. Böylece müfettişler elleri boş döndüler ama hiçbiri aramayı bırakmayı düşünmedi. Onlara yardımcı olmaları için eyaletin dört bir yanından 17 memur daha gönderildi. Müfettişler gelen ipuçlarını değerlendirmeye odaklandılar. O zamana kadar 500'den fazla ipucu birikmişti ama hiçbiri polisi Morgan'ı bulmaya yaklaştırmadı. Ailesi de kızlarını aramaya devam etti ama her geçen ay umutları biraz daha azalıyordu. Kızın kaybolmasından yaklaşık 1 yıl sonra, annesi kayıp çocukları aramak için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu. Morgan'ı bulmaya odaklanmaya devam etti. Ancak o zamana kadar takip edecek hiçbir ipucu kalmamıştı. Bu nedenle kadın, benzer trajedilerle karşılaşan diğer ailelere yardım etmeye başladı ve aynı zamanda ebeveynleri ve çocuklarını hayatlarının herhangi bir noktasında karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeye odaklandı. Sonraki birkaç yıl boyunca polis memurları çeşitli ipuçlarını değerlendirmeye ve olası şüphelilerle görüşmeye devam etti. Ancak bu bir sonuç vermedi. Kaybolmasından 6 yıl sonra 2021'de FBI, Morgan'ın bilgisayarda oluşturulmuş bir yaş ilerleme portresini yayınladı. Aynı yıl, önde gelen birkaç televizyon programı dava hakkında hikayeler yayınladı ve bu da ne yazık ki araştırmacıları çıkmaz sokaklara götüren ipuçlarının artmasına yol açtı. Ancak bu ipuçlarından birini özellikle ilginç buldular. Arayan kişi, kızın cesedinin Almadan arabayla yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Bonville'de bir evin arsasına gömüldüğünü söyledi. Polis memurları bu bilgiyle ilgilenmeye başladılar, çünkü adam onlara olay hakkında çok doğru bilgiler vermişti. 2002 yılının başlarında müfettişler ev için bir arama emri çıkardılar, arama köpeklerini getirdiler ve tüm araziyi kazdılar, ancak Morgan'dan hiçbir iz yoktu. Bundan sonra dava yaklaşık 10 yıl boyunca kapanmıştır. 2010 yılında polis, kaçıran kişinin Morgan'ı tutuyor olabileceği bir yer hakkında başka bir ihbar aldı. Ancak bu sefer komşu bir eyaletteydi. Bölgeyi araştırmak için oraya gittiler. Ancak bu sefer de kızın orada olabileceğine dair herhangi bir teyit alamadılar. Özellikle 2017 yılında polis memurları farklı bir vaka için tekrar arama yapmaya gittiler. Daha önce New Mexico'da küçüklere karşı işlenen bir suçtan dolayı hapse girmiş bir adamın yaşadığı ve benzer bir başka vakada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Ancak burada bile polis memurları herhangi bir kanıt bulamadı. 2019 yılında bu vakanın soruşturulmasıyla ilgili bir başka belgesel film yayınlandı.
polis, kızın kaybolmasından bu yana ilk kez gazetecilere, kaçıran kişinin elinde olduğu iddia edilen kırmızı kamyonetin bir fotoğrafını verdi. Fotoğraf bir maç çekimi sırasında birinin kamerası tarafından çekilmişti, ancak düşük kalite ve açı nedeniyle önemli ayrıntıları görmek neredeyse imkansızdı. Belgeselin yayınlanmasının ardından polis memurları, minibüsün kime ait olabileceğine dair her türlü bilgiyi paylaşmaları için halka çağrıda bulundu. Bir dizi yeni ipucu elde ettiler, ancak yine de davada herhangi bir ilerleme kaydedemediler. Bu durum, müfettişlerin soruşturma sırasında ilk kez baş şüphelilerini açıkladıkları 2021 yılına kadar devam etti. Bu kişi Billy Link adında bir adamdı. Morgan'ın araştırmasının ilk haftalarında polisin dikkatini çekmişti. Küçüklere karşı işlenen bir suçtan sabıkası vardı ve Billy'nin de benzer bir kırmızı kamyoneti vardı. Ancak 95 yılında polis, kamyonetini aradıklarında ve şüpheliyle görüştüklerinde de kızın kaybolmasıyla ilgili hiçbir bağlantı bulamadı. Onlara öyle geliyordu ki, Billy olayla ilgisi olmadığı konusunda doğruyu söylüyordu. Ayrıca Billy 30'lu yaşlarındaydı. Dedektifler Morgan'ın arkadaşlarının kaçıran kişinin genç olduğuna dair ifadelerine güveniyorlardı. Şimdi, yaklaşık 30 yıl sonra, dedektifler onu tekrar incelemeye başladılar. Bu kez, modern DNA teknolojisinin arabasında Morgan'a ait herhangi bir iz bulmalarını sağlayacağını umuyorlardı. Ancak aynı anda birkaç sorun vardı. Billy 2000 yılında adam kaçırmaya teşebbüs suçundan aldığı cezayı çekerken vefat etmişti. Morgan kaybolduktan sadece 2 ay sonra, başka bir kızı arabasına çekmeye çalıştı. Kız bir dükkanın dışında dururken, çocuğun annesi faili korkuttu ve polise haber verdi. Adam daha sonra tutuklandı. O sırada 70 yaşındaydı ve 5 yıl sonra parmaklıklar arkasındayken doğal nedenlerle öldü. Bir başka sorun da polisin Billy'nin kamyonetinin nerede olduğunu ya da neredeyse 20 yıl sonra hala sağlam olup olmadığını bilmemesiydi. Sonuç olarak, söz konusu aracı bulmaya odaklandılar ve bir süre sonra Billy'nin tutuklanmasından sonra kamyonete sahip olan diğer sahipler zincirinin izini sürmeyi başardılar. Polisi de şaşırtan bir şekilde, sonunda bu aracı bulmayı başardılar. Araç hala çalışır durumdaydı ve yeni sahibi adli tıp için aracı polise vermeyi kabul etti. DNA izleri yıllar içinde silinmiş ya da yok olmuş olabileceğinden, dedektifler başlangıçta pek umutlu değildi. Bununla birlikte, adli tıp bilim adamları arabanın arkasında Morgan'ınkine benzeyen birkaç saç teli bulmayı başardılar. Bunlar Teksas'ta en modern analiz araçlarına sahip bir laboratuvara gönderildi ve uzmanlar bunları incelemeye başladı. Sonunda ilerleme kaydedilene kadar 8 ay geçti. Saçtan DNA çıkardılar ve Morgan'ın annesinin DNA'sı ile eşleştirdiler. Sonuçlar, kadının saçın ilk nesil sahibiyle yakın akraba olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, saç onun çocuklarından ya da kardeşlerinden birine ait olmalıydı. Kadının kendisi Billy Links ismine aşina olmadığını ve onunla hayatında hiç karşılaşmadığını ifade etmiştir. Dedektifler ayrıca Morgan'ın yakın ailesinden başka kimsenin o arabada bulunamayacağını da anlamışlardır. Kamyonette kızın kendisi olmalıydı. Ekim 2024'te polis bir basın toplantısı düzenleyerek Morgan'ın kaçırılmasından artık Billy Link'in sorumlu olduğunu ve bu konuda hiçbir şüphelerinin kalmadığını açıkladı. Tüm bunlarla birlikte artık kimse kızın hayatta olabileceğine inanmıyordu. Kayboluşundan 29 yıl sonra müfettişler Billy'nin kızı kaçırıldıktan sonraki ilk günlerde öldürdüğüne inanmaktadır. Ancak cesedi nereye sakladığı hala gizemini korumaktadır. Dava neredeyse çözülmüş olmasına rağmen, polis kalıntıları aramaya devam edeceğini açıkladı. Ancak Billy'nin itirafı olmadan bu görev neredeyse imkansız görünüyor. Ayrıca, dedektifler adamın başka olaylara karışmış olma ihtimalini de araştırmaya devam ediyor. Morgan'ın kaybolmasından kısa bir süre sonra en az birkaç kaçırma girişiminde bulunduğu göz önüne alındığında, polis onun daha birçok vahşete imza atmış olabileceğine inanıyor.
Morgan'ın kaçırıldığı sırada 70 yaşındaydı ve adamın benzer suçları işleme konusunda etkileyici bir sicili olduğu anlaşılıyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapmış ve askeri becerilere sahipti. Dedektifler önümüzdeki ay içinde bu kişinin başka vakalarla da bağlantısını bulabilirler. Son olarak Morgan'ın kayboluşunun Arkansas'taki en kötü şöhretli suçlardan biri haline geldiğini belirtmek isteriz. Yetkililer, kızı anmak için uyarı sisteminin adını Moran Alert olarak değiştirmeye bile karar verdiler. Annesi ise kar amacı gütmeyen kuruluşu aracılığıyla diğer çocuklara ve ailelere yardım etmeye devam ediyor. Bu faaliyetler kızının kaybıyla başa çıkmasına yardımcı oldu. İçten içe hala Morgan'ın hayatta olacağına dair umut besliyor.